Sevgili izleyicilerimiz, duyduk duymadık programına hoş geldiniz. Her cumartesi olduğu gibi bu haftada alanında uzman konuklarla hayatın içinde sıcacık sohbetlerle karşındayız. Herkese öncelikle mutlu bir cumartesi dilerim. Ben estetik ve plastik cerrahi uzmanınız Doktor Ahmet Duymaz. Beyaz TV stüdyolarında bugün de birbirinden önemli konular konuşacağız. Ve son bölümümüzde estetikten güzelliğe sizlerden gelen soruları cevaplandıracağız. Sizler ilk konumuzun az sonrası izlerken biz de konumuzunu davet edelim. Gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır? Gülüş tasarımında kişiye özel planlamanın önemi ne? Gülüş tasarımında tedavi sürecini diş hekimi uzman doktor Arten Dirmiş'e anlatacak az sonra. Hoş geldiniz. Diş hekim Arten Dirmiş'e. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Soyadını doğru söyledik değil mi? Kesinlikle çok çok iyi söylediniz. Çok teşekkür ederim buraya davet ettiğiniz için İvan Hanım, Ahmet Bey. Gerçekten çok güzel bir, hoş geldiniz. Çok güzel bir sohbet olacağına eminim. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Öncelikle güzel gülüş için yani ne yapmak lazım, nasıl oluyor ve tabii ki hepimiz çok önemli güzel gülmek için. Peki gülüş tasarım nedir? Özellikle bu pandemi dönemi sonrasında herkesin biliyorsunuz zaten çok stresli bir dönem geçtik. O yüzden herkesin gülmeye ihtiyacı var. O yüzden son zamanlarda gülüş tasarımı olan ilgi çok şiddetli bir şekilde arttı. Gülüş tasarımı kişinin gülüşünü daha güzel bir hale getirmek için yapılan tüm işlemler içerisinde gülüş tasarımı olarak adlandırabiliriz. Biraz önce de bahsettiğim gibi pandemi dönemi, stres dönem, sosyal medyanın bu kadar gündemde olması sebebiyle gülüş tasarımı bizim için özellikle diş hekimliği alanında inanılmaz çok önemli bir yer kapsamaktadır şu anda. Yani şu anda bizim diş hekimliği aslında eskiye nazaran çok da farklı bir noktaya vardı. Şu anda bizim en çok hastamıza hizmet verdiğimiz konular implant tedavisi ve gülüş tasarımı. Evet, tabii ki estetik olarak çok önemli. Evet. Peki Arten Bey, ne zaman gülüş tasarımına başvurulmalı? Birçok sebepten hastalarımız bizi gülüş tasarımı için başvuruyor. Bunlar birkaç sebepten sayabilirim. Örneğin dişede herhangi bir renkleme varsa, dişede herhangi bir dolgu varsa, herhangi bir boşluk varsa veya en önemlisi de psikolojik olarak hastanın aynen karşısında baktığında eğer kendini çok konforlu ve çok güzel güldüğünü inanmıyorsa o zaman hasta tabii ki. Sonuçta psikolojik de çok önemli bir faktör. Özellikle pandemi döneminde hepimiz evde bir şekilde çok kendimizle çok daha fazla birebir temas edip aynı karşısında daha fazla tanıma fırsatı kendimizi tanıdık. Ya, kesinlikle bu bizim için aslında gerçekten bir dönüş oldu. Bir dönüş noktası olduğu için bu dönemden sonra hastalar kendine daha güzel bir gülüşe kavuşması isteği çok daha fazla arttı. Kesinlikle öyle. Peki içerisinde hangi işlemeler bulunur? Biraz önce de bahsettiğim gibi gülüş tasarım biz bir terim olarak düşünebiliriz. Bu terim içerisinde gülüşün daha güzel bir hale getirmek için birçok işlemler içermektedir. Örnek veriyorum, sadece beyazlatma bile bir gülüş tasarımı bir katkısı vardır. Dolgu olabilir, lamine venör olabilir, zirkon, porselen kaplamalar. Çarpık dişlerin düzeltilmesi, ortodonti bile, evet, sadece tek başına ortodonti bile bir gülüş tasarımıdır. Yani biz gülüş tasarımı hastalar aslında bir işlem olarak zannediyorlar ama o öyle değil. Bu işlem değildir, bu bir terimdir. Bu terim içerisinde bu gülüşü daha güzel bir hale getirmek için yapılan tüm işlemler gülüş tasarımı içerisinde düşünebiliriz. Peki hangi işlemin yaptırılması gerektiği parametre olarak neye göre karar veriyoruz? Hocam çok güzel bir konu. Çünkü özellikle hastalarımıza bize danışarak herhangi bir fotoğraf göndermeden direkt gülüş tasarımıyla ilgili bilgi istiyorlar. Bunu kesinlikle hastayı muayene etmemiz gerekiyor. Herkesin biraz önce de söylediğim gibi herkesin gülüş tasarımı, diş eti görünümü, dudak kalınlığı hepsi bunlar sonuçta gülüş tasarımı biz sadece dişlere bakmayarak yapıyoruz. Yaşı, cinsiyeti. Yaşı, cinsiyeti, dudakların konumu vesaire biz bir bütün olarak yüzün inceliyoruz. Yüzün genel harmonisine bakıyoruz. Kesinlikle. Yüzün harmonisine yakışacak şekilde olacağı için biz mutlaka hastayı muayene etmemiz gerekiyor. Hangi hastaya hangi işlem olacağını biz hastayla birlikte kendimiz karar veriyoruz. Bazı durumlarda hastalar direkt gülüş tasarımı işlemi olarak soruyorlar ama bu doğru bir şey değil. Mutlaka her hastaya özel bir gülüş tasarımı tasarlamak zorundayız. Peki süreç kaç gün oluyor? Ya ortalama bir hafta ile 10 gün gibi bir süre ihtiyacımız var.
Tabii ki bazen yeri geliyor bunu biraz da kısaltabiliriz, biraz da uzun tutabiliriz. Bu birazcık vakanın gereksinimine göre oluyor. Bazı vakalarda gülüş tasarımı yapabilmemiz için öncelikle bir cerrahi süreci geçirmemiz gerekiyor. Hı hı. Bu tarz durumlarda 2-3 haftaya kadar uzayabilir. Ama herhangi bir cerrahi işlem yapılmayacaksa ortalama bir hafta 10 gün içerisinde tamamlayabiliriz. Peki seansların kendisi ağır bir işlem hocam? Hocam o konuda eskiden dental fobi diye bir şey vardı. Hı hı. Aslında şu anda çok hiç kimse vardı küçükken. Hiç kimse korkmasın. Çünkü hastanın işlem sırasında tek hissedeceği şey minicik böyle sinek ısırır gibi ağrı. O da anestezi yaptığımız için. Onun dışında aslında. Kesinlikle. Onun dışında hiçbir şey hissetmiyor. O da aslında uygun yöntemle yapılırsa o da hissedilmiyor. O da hissedilmiyor. Ama verilmesini beklersek biraz sabırlı olursak. Ya hocam biz onlar gerçekten bizim için çünkü her hasta yani değerli olduğu için bizim için... Yani her şeyi özenerek yaptığımız için vakit ayırmak gerekiyor biraz daha. Tabii ki. Peki yapılan işlemden sonra o dişleri sarar mı, renk değiştirir mi? Bu birazcık genel olarak eğer lamine venere veya zirkon yaptıysak genel olarak hiçbir sararma. Hasta rahatlıkla bu işlemi 12-15 sene olarak çok rahatlıkla kullanabilir. Devam ediyor. Ama eğer hasta biraz çay, kahve, sigara biraz abartıyorsa belli dönemi olarak bize kontrol egemeleri ve ona bir cila işlemi yapmamız gerekir. Hı hı. Yani bu birazcık hastanın kullanımıyla ilgili ama genel olarak bir sıkıntı yaşamıyorlar. Anladığım kadarıyla tek seansta biten bir işlem değil. Yok. En az kaç seans gelmesi gerekiyor hastanın? Gülüş kliniğe? Tasarımı genelde 3 seansa tamamlıyoruz. Bizim hı hı. için en önemli seansı 1. seans. O seansta biz muayene yapıyoruz. Hastamızı, dijital görüntüleme? Evet, dijital olarak röntgenler çekiyoruz. Bir takım fotoğraflar çekiyoruz before after yapabilmemiz hı hı. için. Bir de tek tek inceleyebilmemiz için. Analiz de gerekiyor. Bizim için her şeyden önce hastayı doğru anlamak, hasta ne istediğini ve ne gerektiğini, yani plan, bir program. Bir de beklentisi de önemli, hastanın ne beklediği. O bence en önemlisi hocam. Ya da çünkü siz yani... yönetiyorsunuz aynı zamanda. Bazen hasta tam ne istiyor bilmiyor yani tabii sonuçta. Tabii ki bizim yardımıyla ama tabii ki bazı hastalarda birkaç beklentileri var. Biz onu hekim olarak neler yapabiliriz, onun için en neler uygun, kesinlikle. Ama burada önemli nokta hastayı gerçekten dinlemek, ne istediğini dinlemek. Çünkü biz sadece yani bizim bildiğimizi yapmak değil, evet. Bu bir sanat. Yani hastanın ne istediğini dinlersek, ben o yüzden 1. seans bizim için en önemli seans. Tabii. Hasta geldiğinde net bir şekilde biz yani ben ne yapacağımı... İş muayenesini yapıyoruz. Dijital görüntüler, fotoğraflar çekiyoruz. Var mı? Hepsini yaptıktan sonra hastanın ne istediğini ve ne yapabildiğini anladıktan sonra süreç çok daha basit bir şekilde. Çünkü eskiden şöyle bir şey vardı. Yani böyle bir imkanı yoktu. Hastanın biz önce işlemi başlıyorduk. Sonra bittikten sonra hasta beğenmeyebilir. Şu anda 3 boyutlu tasarımlar var. Hastaya daha işleme başlamadan önce elimizi kolumuzu çok rahatlattı değil mi? İnanılmaz. Çünkü şöyle yani biz sonuçta bir araba aldığımızda bir şey aldığımızda gidip bir test sürüş yapıyoruz. Burada da aynısını yapabiliriz. Hastanın sonucu nasıl olacağını 3 boyutlu ister üst boyutlu isterse ağızda tabii ki gösterdikten sonra hasta çok daha rahatlıkla güvenerek bize rahatlıkla işleme girebiliyoruz. Teknoloji ilerince sizin işleriniz çok kolaylaştı. Bir açıdan çok iyi, bir açıdan da çok elimiz kolumuz bağlı teknoloji. Yani teknoloji çok tabii. güzel bir şey ama... Yeteneğimizi biraz azaltıyor. Eskiden bu kadar teknolojik şey yokken beklentimiz de daha azdı ama şu anda hem hasta beklentisi hem bizim hekim olarak beklentimiz en üst seviyede olduğu için artık teknoloji olmazsa öyle, olmaz bizim öyle için. Öyle dolduk. Alet işler el övünür. Yani boşuna dememişler. Kesinlikle. Peki bu yaptığınız dişleri düşür mü, kırır mı? Kırılabilir mi? Yok. Genel olarak öyle bir sıkıntı yaşamıyoruz hastalarla. Yani ama tabii ki hastanın kendi dişleri kullandığı gibi onları da kullanmasını tercih ediyoruz. Zaten işlem bittikten sonra bir son seansta neler dikkat etmesi gerektiğini hepsini tek tek anlatıyoruz. Yani sonuçta şöyle söyleyeyim. Kendi dişlerinizle gidip de soda açamazsınız. Dişlerle aynısını yapmamız gerekiyor. Kendi dişlerle yapabileceğiniz her şey çok konforlu bir şekilde onları da yapabilirsiniz. Peki sakız çiğneme de çok tehlikeli. Yok. Değil mi? Sadece bazı hastalarda bruksizm sebebiyle kasları çok arttığı için çok diş sıkabiliyorlar. Tabii. Bu tarz durumlarda dişleri kırılmaya sebep olabilir. Tabii ki bu... Kırma değil de düşme. Yani o vakümün azaltma dişlerinde bazen düşebiliyor. Zamanla o yapıştırıcının etkisi hı hı. giderek de azalıyor. 5-10 sene sonra o düşme ihtimali var. Ama düşerse de tekrar yapıştırabiliyoruz. Aynı lamineyi yapıştırabiliyoruz. Tabii. Ama bu zamanla olan bir şey. Ama zaman ilerledikçe, yıllar ilerledikçe dediğim gibi biraz teknoloji ilerledikçe şu anda yapıştırıcıların da geliştirmesiyle birlikte. yani düşürmesi için bayağı bir çaba sarf etmesi lazım. Yani o yüzden o kadar kolay bir şey değil. Peki ideal bir gülüş bize tanımlar mısınız? Yani genç ve ideal gülüş nasıldır? Yaşlanınca gülüşümüz neye gidiyor? Yani hocam, ideal bir gülüşte, estetikte ideal... Mesela ben de ağız çene yüz cerrahisi uzmanı olduğum için biraz tanımlarsak daha güzel oluyor sanki. Şeyler daha yerine oturur.
Hocam çalıştıkça, zaman ilerledikçe, hastaları tanıdıkça ben şunu fark ettim. İdeal bir gülüş yok. Gerçekten yok. Yani bir hastaya yakışacak olan bir gülüş başka bir hastaya yakışmaz. Tabii. O yüzden ideal kişiye özel olduğu için bu zaten anatomiye bağlı. Kesinlikle. Tabii. O yüzden yani ideal bir gülüş, yani Hollywood smile dediğimiz terim, birazcık hastanın beklentisi ve ne yakışacağıyla ilgili olan bir şey. Çünkü yaşlanmanın fizyolojisinde şu var. Sizin de alanınız sevgili hocam. Üst çene kemikleri erimeye başlıyor. Tabii. Birinci üst dişler görülmemeye başlıyor gülme sırasında. Alt dişler daha çok görülüyor. Zaten gülme sırasında normal olması gereken gingivanın üst diş etinin görülmemesi. Evet. Siz onu yapıyorsunuz zaten. Onu yapıyoruz. Bazı hastalarda üst çene uzun oluyor değil mi sevgili evet, hocam? Evet tabii ki. Güldüğü zaman diş etleri tamamen görülüyor. Üst dişlerini bırakın, üst dişinin üstündeki diş etleri görülüyor. Görünmemesi tercihen. Evet. Onlar da lip repositioning, dudak konumlandırma ameliyatları, onlar çok kolaylıkla yapabiliriz. Tabii tabii. Yapıyoruz lip liftingdir, dudak olgularıyla onu. İşte artık hocam insanlar da hastalar da bizim yaklaşımımız sadece bir diş hekimi olarak değil, bir bütünsel olarak. Tabii harmoni. Yani, tabii ki biz mesela. Çene, diş, üst dudaklar, gingiva ya, hepsi bir doğal içerisinde. Olması gereken de bu zaten. Çünkü biz sadece diş yapmıyoruz. Bir hastaya bir gülüş tasarlayacağım için gerekirse yeri gelince plastik bir cerrahya, bir arkadaşa fotoğraf çekip yönlendirebiliyoruz. Yani her şey biz yapacak değiliz. Bizim Tim hastaya bir takım olarak ve hastaya ne gerekiyorsa doğru yönlendirme bile başarılı bir tedavi. Ekip çalışmasından doğuyor zaten. Yani peki, o yüzden. Gülüş tasarım kaç dişi yapılır? Genelde biz hastalarımıza muayene ettiğimizde bir de fotoğrafta çektiğimiz zaman güldüğü zaman kaç diş görünüyorsa ama ortalama üst 10 tane. Şimdi sizi de muayene ediyorum şu anda. Üst 10, altı 10 olacak şekilde ortalama 8 ile 10 diş görünüyor yapalım. Genelde evet. Evet. Yani 16-20 diş olarak düşünebiliriz onu. Eski gibi yemekleri rahatça yiyip tat alabilir mi? Yani bir sorun olur mu yani sonra? Yemede içmede bir problemler yaşar mı? Çok güzel bir konuya değindiniz. Şöyle eskiden özellikle son zamanlarda bu implant tedavisi dediğimiz çok çok önemli bir tedavi. Eskiden hastalar hep damak kullanırlardı. Damak kullandığı için damağın iç tarafa bir protez geleceği için çok tat duygusu alamıyordu. Evet. Ama şu anda benim annemde vardı eskiden. Hemen şimdi yapalım. Yaptık implantları yaptık ama çok zorlanıyordu. Kesinlikle eskiden bunlar hastalar başka bir seçenek olmadığı için hastalar buna yani başka mecburdu. Bir çare mecburdu. Mecburiyet. Ama şu anda 80 yaşında yani hatta 85 yaşında hastalarımız bile gelip implant yaptırmak istiyorlar. Kemik rezervinde yetersizlik varsa onu da geliştirebiliyoruz. Evet, kesinlikle. Rezervini kemik reflerle birlikte aynı yapabiliyoruz, onu da yapabiliyoruz. Yani şu anda bizim amacımız hastanın eski doğal fonksiyonu koruyarak en güzel estetiği yakalayacak şekilde ve en önemli şey de tat yani duygusu kaybetmeyecek şekilde hastaların yani konforlu bir şekilde çiğnemesi lazım. Yani şunu farkındayız, hastalar özellikle yaş ilerledikçe beklentileri fonksiyonu bir hale getirmek yani tabii. 80 yaşındaki bir hastaya istediğiniz kadar yani para güç verin önemli değil, onun tek isteği güzel keyifli bir çiğneme güzel tabii. Sağlıklı bir şekilde yaşamak. Aynen. Yani o yüzden ya hepimiz için aslında bu ama yaş ilerledikçe bunun daha da farkındayız. O yüzden yani hastalarımız için damak değil de implant ve gülüş tasarımı daha çok öneriyoruz. Tabii ki. Ama kadınlarda erkekler arasında bir farklılık var herhalde değil mi? Kadınlar daha oval bir diş yapılar, erkekler daha köşeli, daha tabii, maskülen. Tabii. Kadınların dişi genelde daha oval, daha tane şeklinde. Erkeklerin biraz da kare şeklinde. Kare şeklinde evet, olması evet. Gerekir. Yani aslında çok çok ayaklı, çok basit gibi geliyor ama çok fazla ayakları olan, detayları olan bir işlem. Çok fazla. Zaten yani uzmanlık gerekiyor hakikaten. Yani hepsini tek tek inceliyoruz. Yani dudaktan başlayın, diş, burun vesaire hepsini inceledikten evet. Sonra karar veriyoruz. Renk olur. Bazı hastaların rengi bembeyaz isterken bazıları doğal rengi istiyor. Yani bunlar hepsi birer tane detay. Normal renk bembeyaz değildir. Normal renk tabii ki doğal bir renktir ama yani o kişiye özel yapıldığı için hastanın da istediği çok İşin önemli isteği burada. Çok önemli. Evet. O yüzden çok önemli. Bakım da nasıl oluyor? Bakım şöyle, biz bu tarz işlemleri yaptıktan sonra sonuçta bunlar yani biz hastalarımıza mutlaka 6 ayda bir kontrole gelmesini istiyoruz. Evet. 6 ayda bir bize kontrole gelirse, rutinde bir temizlik yaparsak hiçbir sıkıntısız bir şekilde çok uzun süre bunu kullanabilir. Ama doğal yani yaş ilerledikçe kemikte bir yapı, bir kemik değişikliği oluyor. Sonra dişlerde bir diş et çekilmesi olabilir. Bunlar doğal şeyler. Bir 10-15 sene sonra tekrar bir yeniden bir revize etmek gerekebilir. Çok teşekkür ederiz sevgili Doktor Ertan Dürmiş'e. Teşekkür ediyoruz Ertan Hocam. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim size. Şu andaki bakalım sıradaki konumuz kim ve neler konuşacağız?
Diyabetin neden olduğu sorunlar nelerdir, nasıl tedavi edilir? Koronavirüse karşı bağışıklık sistemimizi nasıl güçlendiririz? Yatak yarası açılmaması için nelere dikkat edilmeli? Evde hasta bakımı hakkında merak edilen her şeyi yara bakım koordinatörü Anıl Şen anlatacak az sonra. Ne zaman hocam, nasılsınız? Hoş bulduk İvan Hanım, nasılsınız? Teşekkürler, stüdyoda tekrar görüyoruz sizi. Aynen öyle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam, nasılsınız? İyi misiniz? İyiyim hocam, teşekkür ederim. Geçen hafta konuğumuzdunuz. Çok detaylı bir konu. Evet. Dolayısıyla bitmiyor hakikaten, kronik yaralar çünkü. Sosyal medyadaki çok sorulara da geldi. Bu arada hepiniz için şu anda sosyal medyadaki WhatsApp üzerinde mesajları yazabilirsiniz. Eğer bir şey sormak istiyorsunuz. Evet. Diyabetle başlayalım. Şeker hastalığıyla. Kısaca tanımlayabilir miyiz? Tabii tabii Ahmet Hocam. Diyabet bildiğimiz gibi vücudumuzun yeterli insülin üretememesine ya da olan insülini düzgün şekilde kullanamamasına bağlı gelişen bir hastalık. Evet. Ama diyabet ne yazık ki kendi başına tek bir hastalık değil. Birçok komplikasyonu barındırıyor. Hı-hı. Aslında biz hocam diyabete bir hastalık değil de durum diyoruz. O durumu kontrol halinde tutarsak sıkıntılı olan komplikasyonlarından uzak kalmış oluyoruz. Tabii. Ne zaman yani şey o kontrol halini tutmak lazım, sürecin ilk kaç ay onu şöyle İvan Hanım, şimdi diyabet tanısı konulduktan sonra mutlaka hastalarımız 3 ayda bir düzenli rutin kontrollerini yaptırmaları gerekir. Hı hı. Hemoglobin A1C dediğimiz bir testimiz var. 3 ayda bir vücudumuzdaki glikoz seviyesini belirler. Hı hı. Bu seviyeyi kontrol altında tutarsak hastalarımız yazılan oral diyabet ilaçlarını düzgün kullanırlarsa, insülinlerini uygun formlarda kullanırlarsa bu seviyeyi normal hemoglobin A1C'yi normal formlarda yani normal bir seviyede koruyabilirler. Yalnız bu ilaçların düzgün kullanmadıklarında ne yazık ki belli ağır komplikasyonlar var, onlarla karşı karşıya kalabiliyorlar. Ya disiplinin önemli, disiplin o. Tabii ki diyabet hastalarımız disiplinli olmaları gerekiyor. Diyabetin sık gördüğümüz nedenleri. En sık diyabete neden olan faktörler sayarsak. Hocam biliyorsunuz en büyük nedeni genetik faktörlerimiz. Evet. Ailede varsa ne yazık ki bazen görülme riski çok daha yüksek. Kalıtsal olabiliyor görülme riski. Ama çocuklarda tabii ki, da görülebiliyor. Tabii tip 1 diyabet, doğuştan hastalığı diyabet. Gelişebiliyor. Yalnız düzensiz yaşam yani egzersiz yapmamak, hı-hı, sağlıksız beslenmek, fast food çok tüketmek, hı-hı, tütün mamulleri, alkol kullanmak, hı-hı, ne yazık ki bunlar da diyabeti tetikliyor. Obezite. Aslında yaptığınız çok kıymetli bir iş. Evet. Bir projeksiyon yaparsak sadece bundan 100-150 yıl önce dünyada ölüm sıralamasında birinci ölüm salgın, ikincisi açlıktan ölümdü. Evet. Şimdi birinci sırada tokluktan ölüm. Evet. Yani maalesef. Obezite ve obeziteye bağlı gelişen diyabet, kalp hastalığı, damar sertliği var. Dolayısıyla çok geniş bir alan aslında. Tabii. Çok geniş bir alan. Yaptığınız iş çok önemli yani bir ekip işi evet. Diyabet. Peki bu ekibin içerisinde kimler var Anıl Bey? Biz diyabet hastalarımızı hem yara tedavisinde hem de diyabet koçluğunda, hı-hı, multidisipliner takip ediyoruz. Konsey şeklinde, hı-hı, 5-6 hekimden oluşan bir ekiple takip ediyoruz. Hı-hı. Burada nasıl bir takip sağlıyoruz? Plastik cerrahımız, girişimsel radyolojimiz, kardiyolojimiz, kalp damar cerrahımız, endokrinimiz, diyetisyenimiz ve yara bakım uzmanı. Enfeksiyon hastalıkları. Konsey şeklinde takip ettiğimiz için hastaya bütüncül yaklaşıyoruz. Hı-hı. Daha hızlı süreç ilerliyor yara tedavisinde. Bir an evvel hastayı sağlığına kavuşturmaya çalışıyoruz. Çok güzel. Peki diyabetik ayak nedir? Diyabetik ayak İvan Hanım, diyabet uzun zamandır, zaten diyabet hastalarımız genellikle 15-20 yıllık bir süre sonunda ne yazık ki vücudunda birçok tahrip olabiliyor. Görme fonksiyonunda kayıplar yaşayabiliyorlar, böbrek yetmezlikleri yaşayabiliyorlar, kalp damarlarında, beyin damarlarında tıkanmalar yaşayabiliyorlar, inme felç durumları geçirebiliyorlar. Kontrolsüz olursa yalnız bu diyabet hastalarımız, ilaçlarını düzgün kullanmadıklarında kalp damarları tıkandığı gibi ayak atar damarlarında da tıkanıklıklar gelişiyor. Yani mikroanjiyopati diyoruz biz. Evet. Yani. Küçük damarlar ama artık makroanjiyopati de yapıyor. Aynen öyle. Yavaş yavaş büyük damarları da etkiliyor. Aynen öyle. Hem ayağımızdaki atar damarları yani temiz kanı götüren, oksijenli kanı götüren damarlarımızda tıkanma yapıyorlar. Hem de nöropati gelişiyor hastalarımızın sinirler ayağında. Sinirler etkiliyor. Sinir hasarı artık oradaki his ve duyu kaybı çok azalmış oluyor. Buna bağlı ayaklarında diyabet hastalarımızın
belli zaman sonra renk değişiklikleri. Belirtilerini anlatıyoruz. Renk değişiklikleri, morarıklıklar, böyle ayaklarımızda ödem şeklinde kısa mesafe. Isı farklılıkları. Tabii ki hocam, ısı farklılıkları, his kayıpları özellikle. His kusurları. His kusurları, sıcağı ve soğuğu ayakta hissedememe durumları gelişmeye başlıyor. Aslında bunlar bize belirtileri, bir ışık yakıyor yani. Ayağında ciddi bir problem olabilir diyabet hastasının. Bunun sonucunda ayakta ciddi bir şekilde renk değişikliği, patlıcan moru gibi böyle tanımlayabiliriz. Bir dolaşım bozukluğu gelişiyor ve buna bağlı diyabetik ayak yaraları gelişiyor. Tedavi nasıl oluyor? Tedavi erken tanı konduğunda genellikle artık diyabet hastaları uzuv kayıpları yaşamıyorlar. Erken tanı konursa... Oran çok azaldı. Tabii ki çok azaldı Major hocam. Önceden amputasyonları çok azaldı. Diyabetik hastalarda amputasyonlar %60'ları 70'lere tabii varıyordu. Evet. Çünkü damar tıkanıklığı var, orada ciddi bir enfeksiyon var. Ve bu hastalarda sıkı takip çok önemli. Bakım anlamında, yara bakımı anlamında oradaki enfeksiyonu kontrol etmek için çok sıkı bir takip gerekiyor. Hı-hı. Ve ne yazık ki tek bir hekimin yapabileceği bir iş değil diyabetik ayak tedavisi. Konsey şeklinde takip etmek gerekir. Böyle konsey şeklinde takip edilip tedavisi yaparsa daha çabuk ve sağlıklı bir şekilde dokularını, organlarını kurtarabiliyor hastalarımız. Herhalde burada kaptamar cerrahlar da devreye giriyor. Onlar evet, girmeden herhalde işe başlayamıyoruz. Çünkü damar olmadan kan gitmiyor, can gitmiyor. Bu noktada anjiyo yapılıyor. Evet. Bir anjiyo hakkında tabii ki hocam. Şimdi aslında 15-20 sene önce hem ülkemizde hem dünyamızda uzuv kayıplarının aslında en büyük sebebi buydu. Hastalarımızın ayaklarındaki atar damarlarda ciddi tıkanıklıklar geliştiği için, orada taze, oksijenli bir kan gitmediği için doku beslenemiyor. Ve o bölgedeki tabii travmayı atlatamıyor. Sadece yara oksijenle değil, verilen antibiyotikler de oraya tabii iletilmiyor. Vitaminler de ilerletemiyor. Şöyle örnek verirsek, diz altından ciddi bir tıkanıklığı varsa hastamızın %80, %90 dizinin altından aşağı taze bir kan akışı yoktu hocamın dediği gibi. Ve kullandığımız antibiyotik terapileri de ne yazık ki o bölgedeki enfeksiyonla mücadelede yardımcı olamıyordu. Ama şimdi artık anjiyo yöntemiyle, yani aynı kalp anjiyosu olur gibi hastalarımız ayak anjiyoları oluyorlar, periferik anjiyo. 15-20 dakika ya da yarım saat süren işlemlerde stent ve balon yardımıyla o ayaktaki ciddi darlık açılıyor. Lokal anestezi altında oluyor. Tabii ki lokal. Hastanede yatış gerektirmiyor. Genellikle 4-6 saat arasında taburcu oluyorlar işlemler sonra. Gözlemle kaldıktan sonra taburcu oluyor. Gözlemden sonra çıkıyorlar. Ve amputasyon aslında %70-80 oranında engelleyen budur yani. Ayaktaki kan akışını sağladığımızda. Güzel. Peki negatif basınç tedavisi nedir? Tabii yara tedavisinde aslında İvan Hanım birçok çok sık uyguladığımız tedavi metodumuz var. Ahmet Hocam çok iyi bilir. Negatif basınç tedavisi de bizim diyabetik ayak yaralı hastalarımızda genellikle ayaklarında enfeksiyon ve akıntı ne yazık ki çok fazla oluyor. Bu enfeksiyonu kontrol altında tutmak için biz oraya negatif basınç uyguluyoruz. Yaralı bölgedeki eksudayı, akıntıyı bir hazne yardımıyla o bölgeden uzaklaştırmak için, azaltmak için bu negatif basınç terapileri uygularız hastalarımıza. Negatif basıncın bir diğer özelliği de oradaki mikrosirkülasyonu, kılcal dolaşımı canlandırır. Negatif basınç uygulayarak aynı hocam provoke eder. Bu şekilde negatif basınç tedavisini uyguluyoruz. Peki PRP tedavisi çok estetik olduğu için onu biliyoruz yani. Çok seviyoruz ve uygulanıyoruz. Aslında Ahmet Hocam çok iyi bilir. Estetikten daha önce yara tedavisinde kullanılırdı. Tendinitlerde de. Evet. Eklem artritleri. Doku travmalarında. Saçı güçlendirmede, dökülmelerini nispeten azaltıyor. Şeyde sonu yok PRP'nin. Hakikaten her şeyde evet, çok gelir. PRP nedir önce söyleyelim? Tabii. PRP aslında herkesin bildiği gibi hastamızın kendi kanının alınarak özel bir makinede santrifüj edilerek iyileştirici hücrelerini, vücudunda bulunan growth faktörlerinin kaliteli bir halinin dokuya uygulanma işlemi. Yani hastanın kendi kanıyla şifa bulması işlemi aslında. Dağılmış olan faydalı faktörlerin konsantre bir şekilde bir noktaya verilmesi. Aynen, evet, aynen öyle hocam. Ve bu bizim yara tedavisinde çok işimize yarıyor. Çünkü evet, çok ciddi bir travma var, doku kaybı var hastanın ayağında. O bölgeye PRP'yi düzenli aralıklarla uyguladığımızda çok hızlı bir şekilde iyileşmeler görüyoruz. Kolajen tedavisi nedir? Kolajen tedavisi de kozmetik ve güzellik sektöründe çok kullanılıyor hocam, biliyorsunuz. Yaralı bölgede de özel kullandığımız kolajen preparatlar var.
hyaluronik asit içeren. Hı hı. Bu da şimdi diyabet hastalarımız genellikle 45-50 yaşın üstünde olduğu için ortalama, hocam. Evet. Ne yazık ki artık vücudun kolajen üretimi azalıyor. Evet. Ve yarayı iyileştirmemiz için de oraya bir kolajen yüklememiz lazım. Kolajen açığımız oluyor. Bunu dışarıdan yapmış olduğumuz kolajen aşılarıyla, uygulamalarıyla dokudaki eksik kolajeni tamamlıyoruz. Yani granülizasyonu o bölgedeki iyileşmeyi hızlandırmak için. Ömür arttıkça yani yine 100 yıl önceden projeksiyonuna gidi. Evet. 100 yıl önce 56'ydı ortalama ömür. Şu an ülkemizde 76-74 bandında. İskandinavya'da 84-86 bandında. Kadınlar biraz daha uzun yaşıyor erkeklerden. 2-3 yıl. Niye acaba? Muhtemelen hormonal. Hormonal mi? Hormonal yani. Biraz daha güçlü östrojen, olabilir miyiz? Östrojen kalp krizine karşı koruyucu etkisi var. Erkeklerde kalp krizinden ölümler genelde testosteron. Yani alanımız değil kardiyolog falan alanı ama. Yaş arttıkça komorbidite dediğimiz eşlik eden hastalıklar da artıyor. Bunların da üstesinden gelmek için yine pozitif bilim. Sadece farmakoloji, diyabetin ilaçları hepsi bir arada. Teknoloji, PRP'si, anjiyosu. Yani ozon hem tedavisi, teknoloji, ozon kombine bir şekilde. Bir de ozon tedavisi var. Ondan da bahsettim. Evet. Gözden kaçmasa çok önemlidir. Evet. Ozonda, hiperbarik oksijen de ozon tedavisi. Evet. Hiperbarik oksijen de hocam çok dediği önemli. Gibi. Ondan da bahsettim. Ozon tedavisi de aynı şekilde. Şimdi hiperbarik oksijenle lokal bölgedeki dokunun oksijenlenmesi için bizim için çok faydalı. Zaten ozonda bildiğimiz gibi birçok metot için kullanılmakta hastalarımız için. Hem kozmetik sektöründe, hı-hı, kanser tedavisinde, enfeksiyon durumlarında, hı-hı, kullanılır. Biz aslında ozonu yaralı bölgede iki şekilde uyguluyoruz. Minör ve majör şekilde. Hı hı. Nedir bu? Hem bildiğimiz klasik ozon uygulaması. Hastadan yine aynı şekilde hastamızdan kanı alıp ozonlayıp tekrardan hastaya iade işlemi. Yani oksijen seviyesini kandaki arttırıyoruz. Ne kadar bir kan alıyoruz bu sırada hocam? Yani 100-150 milim kadar hocam. 100-150 milim kadar bir kanı alıp. Ozon ne kadar şeyde içinde enjekte ediyor? Hastamızın durumuna göre değişiyor aslında, o seansında durumuna göre değişiyor. Bu minor uygulamaya örnek. Evet, majör hocam. Majör uygulamaya. Majör uygulamaya. Majör uygulamalarda IV'de bu durumda yapıyoruz. Damardan alıp, hı-hı, tekrardan dolaşıma katıyoruz bu ozonu. Hı-hı. Kandaki oksijen düzeyini arttırıyoruz. Hı-hı. Kan oksijenlendiği için de ciddi bir antioksidan etkisi yaratıyor vücutta. Hı-hı. Minor olarak da yani lokal bölgeye yaralı ayak veya da ayak parmaklarına, hı-hı, o bölgeye torbalama ozon yapıyoruz. Lokal bölgede de çok ciddi faydaları var ozon tedavisinin. Torbalamada kapalı bir ortam oluşturuyoruz ayak için. Kapalı bir ortam oluşturuyoruz hocam. Için. Belli bir seviyede oraya ozonu veriyoruz. Lokal bölgedeki enfeksiyon odaklarını kırmak için. Hiperbarik oksijen chamber'lar da aynı. Aynı şekilde hiperbarikte de belli seanslarla hastalarımız. Yani dokuda iskemi var. Dokuda kanlanma az. Evet. Dolayısıyla biz daha az kan gidiyor. Bari giden kanın içerisinde yüksek miktarda oksijenizasyon olsun aslında. Temel mantığı bu. Oksijeni zaten yükselttiğimizde direkt enfeksiyonla mücadele etmiş, tabii, oluyoruz zaten bölgede. Güçleniyorsun. Tabii. Tabii. Peki şey, evde yara bakımı nedir? Tabii anlatalım. Evde yara bakımı aslında İvana Hanım şöyle hocam çok iyi bilir. Hı-hı. Yara bakımı hastaları bu konudan çok muzdariplerdir. Yani hastaneye geliş gidişlerinde, tabii, ayaklarında çok ciddi bir yara olduğu için hastaneye ulaşmaları ne yazık ki çok zor oluyor. Yaşlı sedye gerekiyor, ambulans hizmeti gerekiyor. Tabii. Yani bu süreçte çok ciddi bir travma bu hastalar, hı-hı, için. Bunu nasıl önledik? Aslında Avrupa'da uzun yıllardır uygulanıyor home care, evde bakım. Hı-hı. Türkiye'de de hem kamu hem özel hastanelerde, evet, artık çok yaygın bir şekilde uygulanıyor. Hastanın cerrahi bir işlemi yoksa, yani hastanede yapılması gereken bir tedavinin dışında medikal takip gerektiren tedavilerini evde yönetiyoruz. Hı hı. Bu şekilde ne olmuş oluyor? Hasta kendi evinde, kendi ortamında daha güvenli, daha konforlu, daha sağlıklı bir şekilde. Psikoloji daha yerinde. Psikolojisi daha yerinde. Tedaviye daha rahat iştirak etmiş, hı hı, oluyor. Aslında hastayla daha yakın bir işbirliği yapmış oluyoruz. Siz bunun koordinasyonunu sağlıyorsunuz. Tabii evde koordinasyonu sağlıyoruz. Günlük hastanın yara tedavisini, pansumanlarını, bakımlarını, evde uygulanacak bir IV terapisi varsa, hı hı, serumları, sıvıları hepsini evde uyguluyoruz. Takibini yapıyoruz. Daha konforlu, kaliteli bir şekilde bu süreci geçiriyorlar. Diğer bir kronik yara, diyabet yanısının yanında bir de bası yaraları var. Dekubit. Evet, yara. Aslında onda daha çok evde. O işte onlar evde genelde paraplejik, yani evde, alt tarafı yara tetraplejik, uzuvları hareket etmeyen hastalar. Ya ondan bahseder misiniz? Tabii. Aslında bası yaralarında hastalarımız dediğiniz gibi hocam ne yazık ki uzun süre yatağa bağımlı kalan hastalarımız, yani nörolojik sıkıntıları olanlar, ileri yaş, Alzheimer, hı-hı, demansa bağlı, felç tablolarına ya bağlı. Trafik kazalarına bağlı. Trafik kazalarına bağlı. Şimdi yatağa bağımlı olduklarında bir de bu gruba giren ne yazık ki
genç hastalarımız da var. Dediğiniz gibi trafik kazaları, spor kazaları, iş kazaları, kısa süre yatağa bağımlı kalan hastalarımızda da bunlar gelişiyor. Bası yarası nedir? Herhangi bir hastamız yatakta belli bir saatin üstünde aynı pozisyonda kaldığında doku ve altta kaldığı yatak orada oksijen düzeyini bozuyor. Tabii. Bu sefer oksijen düzeyinin bozulduğu dokunun bölgesinde ekimozlar, morarmalar başlıyor. Hı hı. Ve oralarda çok ciddi şekilde yaralar açılmaya başlıyor. Biz aslında bunları şöyle tabir ederiz. Bu yaralar 3 günde açılır, 3 ayda zor kapanır. Yani açmadan, aslında o yara gelişmeden korumak yatak yaralarında daha önemli ve mühim. Burada hastaya bakan sağlık profesyonellerine, refakatçilerine çok büyük takip ve önem düşüyor, tabii, sorumluluk düşüyor. Mutlaka hastaları 2 saatte bir düzgün pozisyon vermeleri gerekir. Yatak içinde havalandırıp bakımlarını yapmaları gerekir. Baskıdan uzak bir şekilde hastaları takip etmeleri gerekir. Özel aslında, yataklar, havalı yataklar. Havalı yataklar. Beslenmeleri de çok önemli hocam. Tabii. Beslenmeleri, çünkü hastalarımız hareketsiz kaldıkları için hem güneşten de mahrum kalıyorlar. Güneş tabii ışığından alacakları etkileri de ne yazık ki ciltlerindeki keratin düzeyi düşüyor. Yani dokuları daha hassas ve narin oluyor. Sürtünmelere daha en ufak bir travmada hemen doku bütünlüğü bozuluyor. Beslenmelerine de çok dikkat etmeleri gerekir hastalarımız. Bir de bu hastalarda eğer hasta felç ise tuvalet problemleri de yaşadıkları tabii için oradan da bir kontaminasyon tabii oluyor yaraya. Bu defa bası yarasına aslında ilave olarak enfekte yarası. Tabii ki hocam. Yatak içinde işte günlük bakımları çok önemli. Çok yani önemli. Refakatçi banyoları çok ve temizlikleri, hijyenleri bakan sağlık personeline ya da hasta yakınına çok büyük sorumluluk düşüyor dediği gibi. Kesinlikle öyle. Şimdi biraz glutatyon ilgili konuşalım. Tabii. Glutatyon nedir? Ne zaman uygulanır? Tabii. Kimde uygulanabilir? Ne kadar süreçten? Aslında glutatyon çok uzun bir zamandır uygulanıyor. Demans ve Alzheimer hastalarımızda çok fazla kullanılan bir ilaç. Aslında glutatyon nedir önce, oradan başlayalım. Tabii ki glutatyon aslında vücudumuzun bağışıklık sisteminin en önemli bileşeni, orkestra şefidir. Biz bunu günlük yediğimiz besinlerden nerede bulabiliriz glutatyon dışarıdan? Yani yemekte, gıdadan. Yani günlük aldığımız meyvelerden, sebzelerden, besinlerden belli oranda alıyoruz. Ama bu glutatyon depolanan bir vitamin ya da mineral değil. Günlük bağışıklık sistemimizi destekliyor. Biz IV terapilerde belli bir dozda vererek, damardan tedavi, damardan vererek IV terapide vücuttaki glutatyon seviyesini yükseltiyoruz. Bu da vücutta bir antioksidan etkisi yaratıyor. Bunu da belli aralıklarla. Antioksidanlar ne yapıyor? Onu da izleyicilerimiz söyle. Tabii ki. Antioksidan etkisi yarattığında vücutta bir detoks etkisi, yenilenme etkisi yaratır. Ki glutatyonun vücutta en önemli faydası, karaciğer yağlanması varsa vücutta karaciğer yağlanmamızı durdurur ve tedavisine yardımcı olur. Bağışıklık sistemimizi güçlendirir ve diyabet hastalarında insülinin kullanılmasını sağlar. Vücudun ürettiği insülinin hücre içine girmesini sağlar. Metabolizmayı hızlandırır ve düzenler. Yani yolunda gitmeyen vücudumuzdaki sistemi tekrardan rayına koyma sistemi aslında glutatyon. Yani glutatyon da sonra ben de alıyorum da hep denir mutlaka koşun sonra, yürüyüş yapın. Evet. Çünkü o glutatyonundaki hareket yaparken daha etki sağlıyor. Tabii şimdi metabolizmayı hızlandırdığı için o an aktiviteniz ve sporunuz varsa bazı fayda seviyesi. Bazı vitaminlerle kombine de edilebiliyor değil mi? C vitamini. Tabii hocam, C vitamini ile beraber yanında yüksek C vitamini de uygulanabiliyor. C vitamininin etkisini bir anlatalım. Onu da neden olduğunu tabii izleyicilerimiz. Tabii ki aslında yara tedavisinde çok kullanıyoruz tabii biz. IV terapide C vitaminini. Çünkü yaralı bölgeyi iyileştirmek için, kolajen üretimini arttırmak için vücudun çok ciddi şekilde C vitaminine ihtiyacı var. C vitamini de yine depolanan bir vitamin değil. Yani vücudumuz günlük 75 ile 150 miligram arası C vitamini ile günlük bağışıklık sistemi destekleyip atlatabiliyor. Ama biz IV terapilerde bunları 7,5 gram, 5 grama kadar yani yüksek bir şekilde uygulayabiliyoruz. Bu da ne demek oluyor? IV terapide uyguladığımız C vitaminini şöyle düşünebiliriz. 8-10 kasa portakal kadar bir C vitamini vücudunuza alabiliyorsunuz. Ve direkt damardan, kanında karışarak veriliyor. Evet. Şekerinizi yükseltmeden. Tabii şekeri yükseltmeden, koruyucu bir şekilde alabiliyorsunuz. Evet. Tavan yaptırın. Korona döneminde zaten çok aslında sık işte bu bağışıklık sistemi korona döneminde dediğiniz gibi çok önemsendi. Ve bu bağışıklık sistemiyle ilgili uygulanan vitaminler, mineraller
çok aşırı popüler oldu ama bunları da doğru kullanmak lazım. Tabii. Her zaman hekim önerisi doğrultusunda kontrollü bir şekilde kullanmak lazım. Çünkü bazen hipervitaminoz dediğimiz aşırı ve yüklenmeler de doğru değil. Evet, tabii ki. Yani C vitamini fazla verirseniz de yeğenlemeler yaşanabiliyor ne yazık ki dediği gibi hocam. Bir kronik yara daha var. Çok sık görüyoruz. Varis. Evet. Yani çünkü ayaktayız. Öğretmen hastalığı derler. İşte hekim hastalığı, uzun süre cerrah hastalığı. Evet. Çok gebe kalan, ayakta kalması çok doğum gereken yapan kadınlar meslek mensupları da. Doğru evet. diyor hocam. Bir de onların yaraları var. Ülser, varis ülserleri. Evet. Bir onlardan bahseder misiniz? Tabii. Varis yarası da dediğiniz gibi hocam artık genç yaşta da çok fazla görülmeye başladı dediğiniz meslek gibi. Çünkü meslek varis. Hastalığı oldu. Uzun süre ayakta kalması gereken meslek gruplarında ne yazık ki varis yarası ve varis görülebiliyor. Varis de diyabetik ayağın tam tersi, toplar damarda vücudumuzdaki kirli kanı kalbe taşıyan damarlarımızdaki kapak bozukluklarına bağlı gelişen bir hastalık. Kirli kanı kalbe taşıyan o kapaklar bozulduğunda oradaki kirli kan sağlıklı bir şekilde kalbe iletilemiyor. Ve o bölgede ister istemez oksijensiz bir kan kalıyor. Ve bu da dokuya yansıyor. Genellikle varis yaraları yumurta büyüklüğünde ayağın bütün bölgelerinde çıkabilir. Ön bölgelerinde, ayalarında ve bunlar belli aralıklarda alevlenir, açılır, belli aralıklarda tekrardan kapanır. Bunlardan kurtulmanın en kolay yolu sağlıklı bir şekilde ayağın doblerlerinin yapılıp damarsal bir tedavisini yapılabilir mi? Ve onun da birçok çeşidi var. Lazer tedavisi yapılıyor, skleroterapi dediğimiz köpükleme yapılıyor. Yani bunların kesin çözümleri var. Aslında varis yarasında birincil tedaviyi yaparlarsa ama hastalarımız. Hastalar neden olan ana faktörü damar problemini düzeltirlerse aynen öyle hocam. Varis yarasına bir daha maruz kalmıyor zaten hastalarımız. Zaten zorlandığımız plastik cerrahlar olarak onarımında, kapatılmasında, rekonstrüksiyonunda zorlandığımız alanlardan biri varis yarası. Evet. Yama da tutmuyor. Tabii ki. Kolay kolay. Çünkü çok fazla ödem oluşuyor. Çok fazla akıntı nem oluyor. Oluşuyor. Aynen öyle. Odan naklettiğimiz greft dediğimiz yamaların tutmamasının neden oluyor. Yani. Ana faktöre yönlenince herhalde varisin kendisine düzenmiş oluyor. Yani lazer tedavisiyle oradaki problemli olan damarı, kapağı tamiri ya da iptal yapıldığında kalp damar cerrahları ya da girişimsel radyologlar da yapıyorlar. Doğru. Ama çok sağlıklı sonuçlar alıyorlar. Bir daha dediğim gibi bu şekilde varis yaralarıyla karşılaşmıyorlar, problem yaşamıyorlar. Peki şimdi bu pandemi süreçte diyabet hastaları ne yapmalı? Diyabet. Aslında gene hastalar yani bu vurgulayacağım şey değil mi pandemide diyabete özel konuşacağız ama genelde yapmamız gereken şeyler de aynı şeyler aslında. Yani hocam dediği çok doğru ama diyabet hastaları multi dikkat etmeleri gerekir kronik rahatsız olanlar. Çünkü pandemi sürecinde Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı açıklamalarda hayatını kaybedenlerin %60'ı diyabet tanılı hastalar ne yazık ki. Evet. O yüzden bağışıklık sistemleri daha normal sağlıklı insanlara göre daha zayıf, daha riskli gruptalar. Bağışıklıklarına dikkat edecekler, sosyal mesafelerine dikkat edecekler. Özellikle kullanmaları gereken ilaçları, diyabet ilaçlarını, kalp ilaçlarını çok dikkatli şekilde bir kullanmaları lazım. Bunlara dikkat etmeleri gerekir. Bağışıklığın dışında aslında bizim en önemli uyarımız, yaptığımız ülkemizde 7 milyon şeker hastası var hocam. Evet. SGK'ya kayıtlı. Ve şeker hastası çok olmadığını tahmini bildiğimiz bir 3-4 milyon hastamız daha var. Yani ülkede her 10 kişiden bir kişi şeker hastası, bir kişi de şeker hastası olma yolunda ne yazık ki ilerliyor. Ve bu diyabete bağlı her yıl ne yazık ki 40 ile 50 bin arasında vatandaşımız ayak ya da ayak parmaklarını kaybediyor. Hı hı. Çok yüksek oranlar. Çok yüksek oranlar. Çok trafik ciddi iş kaybı. Çok daha aynen yüksek. Öyle i̇ş hocam. İş kazalarına çok daha yani yüksek. Büyük savaşlarda kaybedilen uzuvlar gibi oranlardan yüksek. O yüzden diyabet hastalarına önerim 3 ayda bir mutlaka düzenli bir şekilde hemoglobin A1C dediğimiz değerlerine, testlerine baktırmaları. Doktorlarının yazdıkları ilaçları düzenli ve saatinde kullanmaları gerekir. Disiplinlerini. Ve en önemlisi diyabetik ayakla maruz kalmamak için çünkü diyabetin en ağır komplikasyonlarından bir tanesi diyabetik ayak. Bu duruma maruz kalmamaları için ayaklarındaki en ufak renk değişikliklerini, morarmaları, baktıklarında ayaklarındaki kızarıklıkları, kısa mesafe yürüyüşlerde dizlerinin arkasındaki ağrıları, his kayıplarını, eğer ki ayaklarını bir yere çarptıklarında, travma yaşadıklarında
ayaklarında hissetmiyorlarsa, çok soğuktan, çok sıcaktan his kayıpları varsa mutlaka bir diyabetik ayak polikliniğine başvursunlar. Çünkü yara açılmadan tedavi etmek her zaman bizim için daha kolay. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz değerli bilgiler için Anıl Bey. Anıl Bey. Ben teşekkür ederim nazik davetiniz için. Çok güzel bir sohbet için ve şu anda bir pasta geldi. Tamamen sürpriz bana. Çok sağ ol. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Hemen bir dilek. Sağ ol. Teşekkür ediyorum. Sevgili yapımcılarımız, size, hepinize, ekibimiz. Sizi çok seviyorum. Şimdi kısa reklamlarımıza dönelim. Sonra tekrar stüdyodayız. Savon de Royal'in sunduğu Duyduk Duymadık devam edecek. Savon de Royal'in sunduğu Duyduk Duymadık devam edecek. Her zamanki gibi programın sonumuzda Amel Hoca ile çok güzel bir sohbet yapıyoruz. Hepinize ilgilen ve çok soruları gelen, soran bir şeydi bölümümüz. Öncelikle orta yüz germe konuşacağız. Evet, adı üzerinde. Orta yüz bölgemiz neresi? Şu bölge. Ne var bu bölgede? Yanaklarımız var, şakak kemiğimiz var, göz kapaklarımız var, ağız çevremiz var. Orta yüz ameliyatı bu bölgelerin estetiğine dayalı, gençleştirilmesine dayalı bir ameliyattır. Hı hı. Buraların gençleştirilme işlemidir. Hı hı. Buraların sarkıklığının düzeltilme işlemidir. Kabaca tanımı budur orta yüz germe ameliyatı. Peki germe nasıl yapılır? Orta yüz germe orta nasıl yüz yapılır? Germe ameliyatı endoskopik dediğimiz kapalı yöntemle yapılabileceği gibi, hı hı, açık yöntem dediğimiz işte alt göz kapağı kirpiğinin hemen altından yapılan kesilerle, hı hı, ya da şakak bölgesinden saçlı alan içerisinden kalan kesiler ya da ağız içinden mukozadan yapılan kesilerle orta yüz germe ameliyatları yapılabilir. Bunlar açık cerrahiye örneklerdir. Fakat sıklıkla endoskopik yöntemler geliştikçe açık yöntemlerden yavaş yavaş uzaklaşmaya başladık. Peki kaç günde iyileşir hasta? Şişlik, ödem kaç günde kalır? Ya bütün ameliyatlar, yani elimize toplu iğne dahi batsa 7 gün kalem tutarken biraz ağrı hissederiz. Toplu iğnenin şeyine kadardır hükmü. Bu bir ameliyat neticede. Ödemler, morluklar görülebilir ama bunlar 7-10 günde geçiyor. Bir de bazen his kusurları olabilir. Gülerken mimik hareketlerinde minimal asimetriler görülebilir. Hı hı. Ödemin geçmesi, his kusurlarının düzelmesi tamamen birinci ile üçüncü ayın sonunda tam oturur, şekillenir. Bir ile üç ay arasında oturuyor. Kaç yaş gider? 10 yaş. 10 yaş, en az 10 yaş. Tabii 10 yaş. Yüz germe herkes yapabilir mi? Kaç yaş sonra da öneriyorsunuz? Yani ideali şu, eski bizim yani bilgimiz şuydu derlerdi. Tam yüz germe ameliyatı için 50 yaş, 45, 40'lı 50 yaşları bekleyin derlerdi. Evet, fakat, biraz sağlıksın, biraz daha şey tabii, olsun. Fakat daha sağlam genetik olur. Hastalıklar vardır, bazı hastalıklar. Hı hı. Progeria gibi 20 yaşındayken 60 yaşında olur genetik, hı hı, olarak. Böyle durum varsa ya da hadi progeria hastalığı yok ama genetik olarak daha cilt kalitesi, kolajen içeriği, bağ dokusu daha zayıfsa daha erken yaşlarda sarkmalar görülebiliyor. Dolayısıyla bunu biraz daha yüz germeyi daha aşağı yani 40'lı yaşlara 35 yaşlara çekebiliyoruz. Fakat orta yüz germe ameliyatı biraz daha minimal invazif, minimal bir dokunuş olduğu için daha küçük yaşlarda da yapılabilir açıkçası. Tamam. Peki ameliyat süresi ne kadar? Ya yani kişinin deformitesine göre 2 saat ile 4 saat arasında değişiyor. Kolay bir ameliyat değil bu. Anestezi altında yapılıyor. Yani sedasyon dediğimiz lokal anestezi altında yapan cerrahlarımız da var. Hı hı. Ben tercihen genel anestezi altında yapıyorum. 2 ile 4 saat arası, bazen yağ enjeksiyonu gibi ilave enjeksiyonlar da yapıyoruz. 2-4 saat arasında sürüyor. Ameliyathane şartlarında ve genel anestezi altında yapılıyor. Ama hastanede yatmayı belki bir gece hastanede yatırıyoruz hastayı. Peki hastanın operasyondan süreçte anlatabilir misiniz? Operasyonda önce ne yapmak lazım? Ya, sonra ne yapmak lazım? Nasıl genel anestezi altında yapacağımız zaman standart genel anestezi altında hangi ameliyat yapıyorsak yapmak zorunda olduğumuz bazı testler ve tetkikler var. Hı hı. Bunlar yapılmalı. Hasta tütün kullanıyorsa 10 gün önceden bırakmalı. Alkol kullanıyorsa hakeza. Kan sulandırıcı ilaçlar kullanıyorsa benzer şekilde 7-14 gün arasında bırakması gerekiyor. Ameliyattan önce kan tetkikleri yapılır. Anestezi, genel anestezi altında ameliyat yapılır. Dediğim gibi kapalı ya da açık yöntem cerrahın tercihine ve hangi deneyim yönde deneyimli olduğuna göre değişir. Hastanede kalış süremiz
belki bir gecedir. Ameliyattan sonra ikinci gün hasta eğer taburcu olur, özel bir bandaj bazı durumlarda kullanılabilir. Bir korse tarzı bir bandaj kullanabilir. Morluklar, ödemler 7 günde 10 günde geçer. His kusurları, mimikte asimetriler 1 ila 3. ay sonunda geçer. Kalıcı mıdır? Yani 10 yıl takvimi geriye doğru geri sararız. Demek ki kalıcı ve çok umutlu çok edici sonuçlara karşılaşıyoruz. Doğrudur. Çok teşekkür ediyoruz. Size de nice yıllar bu arada. Sağ ol. Bu güzel sohbet için teşekkür ediyoruz Ahmet Hocam. Duyduk duymadık programının sonuna geldik. Programımız bilgilendirme amaçlıdır. Kesin tanı ve tedavi için doktorunuza başvurun. Haftaya görüşmeyince tek sağlığıyla kalın mutlu, mutlu kalın, sevgili kalın. Savunma Royal'in sunduğu Duyduk Duymadık devam edecek.